Canlarım selam. 90 gün AYT Matematik kampımızın geldik bugün tam 37. gününe. Trigonometrinin son günündeyiz. 12. videosundayız arkadaşlar. Bugün belki de şu anda siz gördüğünüzde kısa süreli bir şok geçirmiş olabilirsiniz. ayete AYT kampımızın belki de en kısa videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugün aslında bunu bugünkü videoyu dünkü video ile birleştirebilirdim ama birleştirmememin bir sebebi var arkadaşlar. O da şu. Trigonometrinin konu kısmı bitti. Artık yarın 2 gün boyunca yani kampımızın 38 ve 39. günlerinde yani trigonometrinin 13 ve 14. videolarında efisinado testlerini yapacağız. 25-26 civarı orada soru çözeceğiz. Hatta kraldan bakalım kaç tane soru varmış. Ben bu efisinado testlerinden önce bir genel tekrar yapmanızı istiyorum. Hatta dersin sonunda pdf'i göstereceğim. Şimdi videonun açıklama kısmından da görebilirsiniz pdf'i. Dersin sonunda ben ee, göstereceğim. Bu kitabın yani video ders kitabımızın işlediğimiz trigonometri kısmından 20 tane soru aldım ve onu bir test haline getirdim. Bir tekrar testi olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar ve Kesinlikle öyle düşünün. Ve bir e, isterseniz o testi çözerek, isterseniz kendi video ders kitabınızdan aldığınız notları karıştırarak, rastgele sorulara bakarak ya da herhangi bir soru bankasından bir iki tane genel tekrar testi bulabilirseniz varsa öyle bir e, soru bankanız. Onlardan çözerek arkadaşlar şöyle bir trigonometri tekrarı yapmanızı istiyorum. Bu çok faydalı olacaktır. Efficinado testinden önce bu arada Efficinado testinden 25 tane soru varmış. 12'ye 13 ya da 13'e 12 çözeceğiz videolarda. Bugün de sayfa sadece 140'ı yapacağız ve bitireceğiz arkadaşlar tamam mı dediğim gibi trigonometri de tekrar çok önemli Çünkü ee, şimdi efişinado testlerine geçeceğiz ama trigonometre mesela ikinci dereceden denklemlerde böyle bir tekrara e, ihtiyaç duymadık ilerleyen dönemlerde duyabiliriz e, denklemi görürken yani konunun efişinado testine geçerken duymadık Çünkü çok uzun soluklu bir konu değil Konu kısmı 4 günde biten bir konu ve 5. günde e, ilk 4 günü çok rahat bir şekilde 1 saatte bile tekrar edebilirsiniz. Ama trigonometri çok uzun soluklu bir konu. Yani şimdi esas ölçüler, mesaç ölçüler unutulmasın ya da ne bileyim işte kos teoremleri, sin teoremleri unutulmasın. Bölge değiştirmeler, toplam farklar, dik üçgende trigonometrik oran bulmalar. Bunlar unutulmasın diye bir tekrar yapmanızı istiyorum ki Fişinaldo testinden sonra sağlam olalım. Trigonometriyi sağlam bitirelim, logaritmaya sağlam geçelim. İsterseniz şimdi de dersimize geçelim. Hadi gel. Gösterecek bir şey yok. Bir sayfa ve ilk soruyla başlıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. 238. Vay be. Tam 238. soruda mıyız ya? Ulan trigonometreye bak. Denkleminde tanjant x'in değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu e, derste aslında şey yapacağız. Muhabbet edeceğiz diyorum diyormuşum. Bu derste aslında yapacağımız şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Trigonometrinin denklemler kısmının Kalanını yapacağız. Kalanını derken ilk e, videoda yani bundan bir önceki video trigonometrik denklemlerin ilk videosunda birazcık. Ulan bugün ne terledim lan ben? Niye bu kadar hasta oluyorum herhalde? Çünkü boğazım da hafiften gıdıklanıyor. E, trigonometrik denklemlere giriş yaptık. İşte sin eşittir sin verilirse, kos eşittir sin verilirse nasıl kos'a çevireceğiz? Tan eşittir cot verilirse vesaire bunları yaptık. Şimdi bu denklemde bir sıkıntı var. Sıkıntı şu ki. <laughs> tanjant x eksi 2 ko kotanjant x eşittir 0 değil. 0 olsa bunu bu tarafa atarız. Eşitleriz birini tanjanta ya da öbürünü kotanjanta çevirip denklemi çözeriz. Ama buradaki 1 bana sıkıntı çıkartıyor. Bunların hep ismi var arkadaşlar. Burası 0 değil 1 olunca işte homojen denklem oluyor. İşte kareli olunca lineer denklem oluyor falan filan. A x, a, a sinüs x artı. Saçma sapan denklem isimleri var. Hiç gerek yok. Hepsinin çözümünde trigonometride bildiğimiz şeyleri kullanacağız. Ya yok o işte lineer denklemler şöyle çözülür. Homojen denklemler şöyle çözülür. Heterojen denklemler böyle çözülür. Hiç bunlara gerek yok. Al şimdi çözüyorum şimdi sana. Al şimdi sana çözüyorum şimdi sana. Al sana şimdi çözüyorum sana. Şimdi al sana çözüyorum şimdi sana. Şimdi Tanjant x'i yazdım. Burada tanjant x var. Eksi 2 çarpı 1 bölü tanjant x yazdım. Oo, abonda ne oldun değil mi? İtiraf et. Kotanjant x gördüğüm yere 1 bölü tanjant x yazdım. O zaman bu bana şunu getirdi. Tanjant x eksi 2 bölü tanjant x eşittir 1. Şimdi bak. ikinci dereceden denklemlerde çok yapıyorduk bunu. Tanjant x'e t demek istiyorum. Bildiğimiz t. M falan da diyebilirsin. T eksi 2 bölü T eşittir 1. Tamam mı? Tanjant T dersem. Şimdi payda eşit diyelim. Buna bunu çarptım. T kare eksi 2. T kare eksi 2 bölü T eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaparsam T kare eksi 2 eşittir T. Bu tarafa atarsam T kare eksi T eksi 2 eşittir 0. Burayı T'ye T diye ayırıyorum. Burayı eksi 2'ye artı 1 diye ayırıyorum. O zaman T'miz bir tane 2 gelir bir de eksi 1 gelir. T eşittir 2 T eşittir eksi 1. Neye T demiştik arkadaşlar biz? Tanjant X'e. O zaman tanjant x'imiz bir 2 olur. Tanjant x'imiz bir de eksi 1 olur. Tanjantın alabileceği değerler toplamını soruyor. 2 eksi 1'den cevabımız artı 1 gelir. Tamam mıdır? Anlaştık değil mi? Şimdi bir aşağıdakine geldim. Ee, bir aşağıdaki bu soruyla soru kısmı aynı. Bu sefer kotanjant x kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar soru şuraya kadar aynı. Şuraya kadar soru aynı bak gel şöyle gel şuraya gel aha şöyle gel şuraya buraya kadar aynı değil mi? Burada tanjant x'i bulduk ama bize kotanjant x lazım kotanjant x'i de nasıl yapacağız? Tanjant x 2 ise kotanjant x eşittir 1 bölü 2 olacak. Tanjant x eksi 1 ise kotanjant x de eksi 1 ters çevirirsen 1 bölü eksi 1'den yine eksi 1 gelir. O zaman bu da eksi 1 olacak. Kotanjant x ya eksi, e, artı 1 bölü 2 olacak. ...ya da eksi 1 olacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam mı? Bir aşağı geldim şimdi. 240. soruya geldim. Sıfırla pi arasında bir x açısı vermiş. Sinüs 2x eşittir. Köküç çarpı kosinüs x demiş. Buna göre diyor denklemin çözüm kümesi... ...bu aralıkta kaç elemanlıdır? Bak şimdi sinüs 2x eşittir. Köküç değil de... kosinüs x verilseydi... ...bu normal bildiğimiz bir denklemdi. Ama böyle verilmemiş. Köküç çarpı kosinüs x diye verilmiş. Buradaki köküçün bir anlamı olmalı. Var tabii ki. Hatta ben size denklemlerde köküç gördüğünüz zaman aklınıza ne gelmeli demiştim. Tanjant 60 gelmeli demiştim. Bu çok iyidir. Önemli bir özelliktir. Şimdi bunu bu tarafa atarsam sinüs 2 tane x eksi köküç çarpı kosinüs x eşittir 0 olur. Şimdi kök 3 yerine tanjant atmış. Tanjant atmış da sinüs atmış bölü kosinüs atmış. O zaman beni izle. Birincisi sinüs 2x eksi. Bu sin 60 çarpı kosinüs x. Sin 60 çarpı kosinüs x bölü kosinüs 60 gelecek buradan. Bölü kosinüs 60. Kos 60. Eşit mi sıfıra? Şimdi payda eşit diyelim mi? Ne dersin? Katılır mısın bana? Come on. Come on and join us. Burası 1. Burayı kosinüs 60 ile genişletiyorum. Burayı da 1 ile genişletiyorum. Ne oldu arkadaşlar? Yazıyorum şimdi. Sinüs 2x kosinüs 60 eksi sinüs 60 kosinüs x. Olmadı. Olmadı. Niye olmadı arkadaşlar? Çünkü burada 2x var. Burada 2x var. Burada kosinüs x var. Bu bizi patlattı arkadaşlar. Çünkü çünkü şöyle bir gerçek var ki e, bu bunun tamam sin cos eksi kos sin de tamam sinüs açılımı hatta sinüsün eksilisi ama açıların eşit olması lazım. 60'lar tutuyor ama x'ler 2 x'ler tutmuyor. O zaman bu yöntemden yapılmayacak. Sildim burayı. Başka ne yapabilirim? Şuradaki sinüsü açabilirim. Açayım. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x eksi kökü çarpı kosinüs x eşittir sıfır. ortak bir tane adam var burada bak kosinüs x var kosinüs x parantezine alalım burayı kosinüs x parantezinde iki tane sinüs x eksi kök 3 eşittir sıfır. şimdi çarpım sıfırsa ya bu sıfır ya da bu sıfır kosinüs x0 olabilir yazıyorum buraya bak kosinüs x eşittir sıfır. ya da iki tane sinüs x eksi kök 3 eşittir 0. Buradan sinüs x eşittir kök 3 bölü 2 gelir. Şimdi kosinüsün 0 olduğu açı değerlerini konuşalım sizle. Nedir arkadaşlar kosinüsün 0 olduğu açı değerleri? x eşittir 90 derece. Kosinüs 90 sıfırdır. O kadar. 180'i alamayız çünkü aralıkta değil. O zaman Tamam. Sadece 90 var. Buraya gelelim. Sinüsün kök 3 bölü 2 olduğu açı değerleri. Sinüsün kök 3 bölü 2 olduğu değer arkadaşlar 60'tır. Bir 60'ı alabiliriz. Bir de ikinci bölgede sinüs kök 3 bölü 2'dir. Artı kök 3 bölü 2'dir. 180 eksi 60'dan bir de 120 derece olabilir. Yani ya 60 ya da 120'yi alacağız. i̇kisini de alacağız. Bir de 90. Şimdi 90 sağlıyor mu acaba? Ona bakalım. Sağlıyor değil mi? 90'ı yerine yazdığımız zaman cos 90 kaçtır? 0. 90'ı yerine yazdığımız zaman 180 kaçtır? Sin 180. O da sıfırdır. 0 sıfır çarpı 0 yani 0 eşittir 0 gelir. 90 niye denedim? Hani kritik noktaya tam böyle e, bölge geçişi. 60-120'yi denemeye gerek yok ama 90'ı denemek ee, yani bazen e, a, geçiş olduğu için tanjantta falan tanımsızlık getiriyor ya burada da e, sağlamayan değerler olabilir diye düşündüm. İkiricikli davrandım yani. Bir tanesi 90 bir tanesi 60 bir tanesi 120. Kaç elemanlıdır? 3 elemanlıdır. Şöyle içini de boyayayım. Tamam mı? E, 240'ı da böylece hallettik. 241 Ulan ne terledim bugün ya sanırım hasta oluyorum arkadaşlar. Çünkü ben hasta olduğumda böyle terlerim. Hasta olmaya başladığımda. Ee, bir yazın hasta olmuştum. Ağustos ayında. Şu an Kasım ayındayız. Bir de Kasım ayında hasta olursam tamam. Vallahi süper. İnşallah Covid novid değilizdir. Hastalığı hallederiz her türlü de. Çakarız bir tane ilaç. Bir tane dolven çakarız geçer de. Korona ise hiçbir şey çakamayız. Korona bize çakar. Evet. <laughs> Bıyığım bile terledi. Çayımdan içerim ben o zaman. Daha çok terlemek için. Hı. Ne diyordum ben size? Bir şey demiyordum. Soruya geçiyorum. Ya az önce böyle hararetli hararetli anlatırken aklıma şey geldi. şeye e, Okula ilk başladığım dönemler, okula derken çalışmaya ilk başladığım dönemler çok az maaş alıyoruz falan. Ve aşırı çalışıyoruz. Yani asgari ücretin altında maaş alıyorsun. E, ama e, bayır domuzu gibi çalışıyorsun yani. Böyle normal insan gibi çalışmıyorsun abi günde 10 saat dersler, etütler bilmem neler. Onlar bunlar. Bir de deneyimsiz öğretmensin ya. Her şey yani e, toplama çıkarmayı bilmeyen de sana geliyor. E, çift katlı integral olmaya da sana geliyorlar. E, öyle bir e, genç öğretmenlerin öyle bir şeyi vardır e, kurumlarda. Neyse abi artık şey böyle canıma tak etmiş böyle 18 saat yani gün 24 saat zaten 26 saat derse giriyorum böyle nasıl oluyorsa ben onu ben de anlamıyorum yani böyle. Artık böyle bitiyorsun böyle hani. Yani böyle öğrenci görmek istemiyorsun artık böyle. Sana başka bir cisimmiş gibi geliyor öğrenciler. Neyse o zaman da trigonometri dersim var. Trigonometrik denklemler anlatıyorum bir tane sınıfa. Bir, bir TM sınıfı mıydı? Tam hatırlamıyorum. işte. TM2 miydi? Öyle böyle bir sınıftı neyse. Eee ama böyle nasıl sinirliyim? Bir de bir iki böyle hocalar da falan beni gaza getirdiler. Hocam sen çok çalışıyorsun ya ne kadar para alıyorsun sen falan diye böyle azaldığını da biliyorlar senin. Ee, normal aslında yani normal ama yani, yani normal da değil ya. yani. Normal ama normal de değil hakikaten. En azından bir neyse oraları çok karıştırmayın neyse. Girdim sınıfa böyle var ya sinirliyim böyle son derslere doğru hem yorgunum hem sinirliyim işte lan içimden diyorum lan biz niye işte o kadar çalışıyoruz 3 kuruş para alıyoruz falan filan Elimi elime aldım fasikülü trigonometre anlatıyorum başladım anlatmaya şöyle böyle anlatıyorum falan böyle çocuklar da yani çok iyi bir sınıf değil böyle hani ortanın biraz altı vasat diyebileceğimiz bir sınıf beni izliyorlar böyle hani sadece izliyorlar beni böyle bakıyorlar ben anlatıyorum falan işte kos öbür tarafa giderse 2 kos kare eksi 1 buraya alacaksın 2'yi bu tarafa atacaksın bak bura kosünüs 2x oluyor falan diye. Ben anlatıyorum kimseden de çık çıkmıyor. Hani hocanın o gerginliğini anlar çocuklar çünkü. Çok fazla üstlerine gitmez. Severim sizi biliyorsunuz ki. Ee, sonra döndüm şöyle bir baktım çocuklara. Ya böyle kaldılar yani hiçbir şey anlamadılar. Ama böyle tahta böyle silme dolu böyle yani 10 tane soru çözmüşüm çatır 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 çözmüşüm ama kendime çözmüşüm. Çocuklardan bir tanesi bile bir şey anlamamış. O yüzden öğretmenlik zor iş arkadaşlar. Ee, belki de yani mesela ben şu videoyu oturmadan bir, bir saat önce çok büyük bir problem yaşamış olabilirim. Basur olmuş olabilirim mesela. <laughs> öyle bir şey olmasa bile fiziksel olarak değil de. Mesela ailemle bir problem yaşamış olabilirim. İşte maddi bir problemim olabilir, manevi bir problemim olabilir, fiziksel bir problemim olabilir. Ama bu masanın başına oturduğum zaman öyle maddi, manevi, fiziksel hiçbir problem e, kal, olamaz yani kalamaz bunu kesinlikle öğrenciye yansıtamazsın yansıttığın anda mesleğini icra edemiyor duruma gelirsin e, o gün geldi aklıma çocukların gözünde onu görünce çok üzüldüm çocuklara ve o dersi baştan anlatmıştım e, ve çok da güzel anladıklarını söylemişlerdi sonra baraja geçemediler diyor yok, yok. hatırlıyorum o sınıfta da çok böyle e, beni şaşırtan öğrenciler vardı benim yüz yüze öğretmenliğimi seviyordum. Öğrenciler de beni çok severlerdi. Öğretmenlikte şu çok önemlidir. Öğrenciler ya sizi sever ya ya sizi sever ya da sizden korkar. Sizden korkuyorsa sizi sevmez. Sizi seviyorsa sizden korkmaz. Genel olarak. Bu ikisini aynı anda sağlarsanız, ya korkmak şu demek değil, Lat! falan. Ondan bahsetmiyorum. Yani korkmaktan kastım belli bir saygı sevgi çerçevesinde size mesafeli durur ama sizi de çok sever. Böyle öğren, yani bu dengeyi yakalamaya çalışmak. Sen ona samimi olduğunda sana samimi olması. Ya ama sen böyle bir set çektiğin zaman da öğrencinin o setin arkasında durabilmesi e, bir öğretmenlik meziyetidir. Ben böyle meziyetli bir öğretmenim diye söylemiyorum ama e, onu çok iyi becerirdim yani. Öğrenciler beni çok severlerdi. Abileri gibi severlerdi. Ben de onları kardeşlerim gibi severdim. Ama bir set çekildiği zaman da öğrenci durması gerektiği yere öğretmen durması gerektiği yeri bilirdi. O yüzden o günleri bazen özlüyorum. Ben niye bu kadar anlattım onu da anlamadım. Özür dilerim arkadaşlar. Neyse. Denklemini sağlayan en küçük pozitif kök kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şunu yapacağız. Bak bunu şöyle göreceksin. Bunu şöyle göreceksin. Bunu böyle görüyorsan sen ikinci dereceden denklem efişinadosu olmuşsun demektir. Çünkü ikinci dereceden denklem yapan adam her böyle denklemi ikinci dereceden bu şekilde hayal edebilir. Burada ne? Kosinüs x yerine x getirmişim ben. Ya da t getirelim karışmasın x'ler. Kosinüs x eşittir t olsun. O zaman orası 2 tane t kare eksi t Eksi 3 eşittir 0. Ben burayı 2 tye t diye ayırayım. Burayı eksi 3'e artı 1 diye ayırayım. Eksi 3 t artı 2 daha. eksi t'yi verdi. Buradan t eşittir 2 t eksi 3 0 t eşittir 3 bölü 2. Bir de t eşittir eksi 1 gelir. t'nin 3 bölü 2 olması kosinüs x'in 3 bölü 2 olması demektir. Çünkü kosinüs x'e t demiştik. Ya da kosinüs x'in eksi 1 olması. Buradan herhangi bir şey gelmez. Niye arkadaşlar? Neden gelmez? Söylemek isteyen var mı acaba? Var mı söylemek isteyen? Burak söyle bakayım. Burak diye birisi kesin bizi izliyordur şu an. Burak söyle koçum. Ya da bizi kesin böyle e, e, böyle e, Meryem diye birisi izliyordur mesela bize. Meryem. Niye Meryem? Meryem neden kosinüs x eşittir eksi bir e, pardon özür dilerim Meryem. Meryem severim seni. Neden kosinüs x eşittir 3 bölü 2 değil? Olamıyor. Bana bunun cevabını verir misin lütfen? Ha? Din, geçti. Ee, neden biliyor musun? Çünkü kosinüs x eşittir 1,5 buçuk birden büyük olduğu için kosinüs birden büyük değerleri sağlayamaz. O yüzden, o yüzden burayı alamayız. Burayı alacağız. Kosinüs x'in eksi 1 olduğu değer. Kesin bizi sıla diye biri de izliyordur. Sıla. Sıla ismini severim. Niye kosinüs x eşittir eksi 1 e, olunca ne oluyor sıla? x eşittir 180 derece oluyor değil mi? O zaman bunun bir tane sağlayan değeri varmış. En küçük pozitif kökü kaçtır diyor? 180. Neden en küçük pozitif kökü diyor? Çünkü 180'in üstüne ekleyeceğiz aslında. Yani 180 artı 360K diyeceğiz. Bir de e, eksi 180 artı 360K diyeceğiz. Ama eksi 180 pozitif değil zaten. O yüzden 180 alacağız. Tamam mı? Tamam. Güzel. 241'i de hallettiğimize göre. Mert Hoca ile gelin. 242. soruya geçelim. İkinci. Ee, x sıfırla pi arasında bir açı değeriymiş. Denklemini sağlayan x açılarını bulunuz. Bak bir, az öncekinin bir tık da şey versiyonu. Burada 1 yazıyor. Kök 3 gördün. Hemen ne düşünüyorsun? Sin 60 bölü kos 60. Bunu düşünürsen severim seni. O zaman şöyle yapıyoruz. Sinüs 2x eksi sinüs 60 çarpı kosinüs 2 tane x bölü kosinüs 60 bölü kosinüs 60 eşittir 1'e. Tamam mı? Şimdi bak. paydada gizli bir 1 var. Bu çok gizli. Gizli görevdeymiş bu 1. Burayı kosinüs 60 <laughs> Gizli görevdeymiş neyse. Burayı kosinüs 60 genişletiyorum. Yukarısı şöyle bir şey oluyor bak. Sinüs 2x kosinüs 60 eksi sinüs 60 kosinüs 2x. Tamam mı? Bölü paydasında da ne var? Paydada da kosinüs 60. Kosinüs 60. Eşittir 1. Şimdi burada bir şey var bak. Sin kos. Sin kos. Ve açılar 2x 60. Demek ki burada sinüsün toplam farkı var. Hatta farkı var. Arası eksi olduğu için. Fark var. Sinüs 2x eksi 60 değil mi orası arkadaşlar? Neden böyle yaptım 2x 60 diye? Çünkü sin kos eksi sin kos sinüsün fark açılımı. Bir açı 2x diğeri 60 olduğuna göre 2x eksi 60. Peki eşittir içler dışlar yaparsam kos 60. E kos 60 olmaması lazım. Sin sinli olursa çözeriz. Yani sin alfa eşit sin x. Sin 2x eksi 60 eşittir kos alfa 60. Kos 60 da nedir? Sinüs 30. Güzel. O zaman soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Önce ne yapıyorduk buralarda? 2x eksi 60 eşittir. 30 artı 360K. Bir de ne yapıyorduk? 2x eksi 60 eşittir. Ne yapıyorduk? 180 eksi 30 değil mi? 150. Bir önceki dersten hatırlıyorsundur. Artı 360K. Buradan 2x eşittir. Yazalım. 2x eşittir. 90 artı 360K. 2'ye böldüm x 2'ye böldüm 45 2'ye böldüm 180 45 artı 180 k bu tarafa attım 2 tane x eşittir 210 artı 360 k her iki tarafı 2'ye böldüm x eşittir 105 artı 180 k geldi buradan sağlayan x açılarını bulunuz diyor. Şuraya yazıyorum arkadaşlar çözümü. Yukarı yazıyorum. Aşağı, aşağıda yer kalmadı. x eşittir. k'ya 0 verirsen 45 olur. K'ya 1 verirsen 125 olur. Yalnız 125 e alamayız çünkü 0 ile pi arasında diyor. Buradan da k'ya 0 verirsen x 105 olur. 2 verirsen yine geçer. Yani x'in alabileceği değerler x açı değerleri 45 ve 105'tir. Tamam mı? Bakın bunları ben sanki ezbere yapıyormuş gibi yapıyorum ama bunun bir önceki gününde bunların neden böyle olduğunu uzun uzun bir saat boyunca anlattım. Neden sinüste 180 çıkartıyoruz? Neden kosinüste önüne eksi alıyoruz diye. Ne olursunuz ezberlemeyin arkadaşlar. AYT matematikte bir şeyi ezberlediğinizi, anladığınız anda durun. Çünkü yanlış yoldasınız. Artık ÖSYM size ezberleyeceğiniz, ezberleyerek yapacağınız sorular sormuyor. Konuyu çok güzel bir şekilde her yönüyle anlamalısınız ve bol bol soru çözmelisiniz. Ama önce konuyu anlamalısınız. Mantığıyla anlamalısınız. Bir yerde kendinizi ezber yaparak buluyorsanız hemen hemen şey yapacak. Hop dur diyeceksiniz böyle. İşte ezber hop ezber yaparken duracaksınız. Ezber yapıyorsanız yanlış yoldasınız. Mantığıyla anlıyorsanız doğru yoldasınız. Soru 243. En büyük negatif kök kaçtır? Bak güzel soru. Şimdi burası sıfır olsa iş kolaydı. Bunu bu tarafa atardım. Eksi sinüs x yapardım. O da sinüs eksi x'ti. Onu da kosinüs 90 artı x deyip Yapıştırırdım çözerdim soruyu ama bir var. O yüzden şöyle yapacağım. Diyeceğim ki acaba kosinüs 2x'i sinüslü bir şeye çevirebilir miyim? Çünkü sinüsü kosinüs 2x'e çeviremeyeceğimiz gün gibi meydanda. Değil mi arkadaşlar? O zaman burada kosinüs 2x'i sinüse çevirelim. Nasıl çeviririz? E kosinüs 2x'in açılımı var kardeşim. <laughs> Sanki şey oldu böyle. Kitapta yazıyor kardeşim. Kosinüs 2x'in açılımı var. 2 tane 3 tane açılımı var. Cos kare eksi sin kare yaramaz. 2 cos kare x eksi 1 yaramaz. 1 eksi 2 sin kare x yarar. Severim o açılımını. 1 eksi 2 tane sin kare x artı sinüs x eşittir 1. Aa, aha buradaki 1 ile buradaki 1 gidiyor. O zaman parantezi alırsam sinüs x parantezinde burada eksi 2 tane sinüs x kaldı. Yanında da artı 1 Eşit mi 0'a? Burayı sıfıra eşitlersen sinüs x eşittir sıfır gelir. Burayı sıfıra eşitlersen sinüs x eşittir 1 bölü 2 gelir. Şimdi sinüsü sıfır yapan değer nedir arkadaşlar? 2 tane değer vardır. 2 ee, tane değer vardır. Bir tanesi arkadaşlar x eşittir sıfırdır. Bir tanesi de x eşittir 180'dir. Tabi artı 360k ee, diye gidiyor. Tamam mı? Sinüsün sıfır olduğu iki tane değer var. Peki sinüsün 1 bölü 2 olduğu ne kadar değer var? Yine iki tane değer var. Bir 30 derece tabi artı 360K. Bir de 150 derece tabi artı 160K. Ben bunları yazmadım artı 160K. Çünkü spesifik sorular soruluyor. Yani en büyük kökünü soruyor. Ne çözüm kümesini yazacağım 2 saat. En büyük negatif kökü kaçtır diyor. Yani 360 çıkar. Eksi 360. Bak yanlarına kırmızıyla negatiflerini yazayım. Eksi 360. Üst, eksi 180. Eksi... 330, 360'dan 150 çıkartırsam eksi 210. Hangisi sıfıra daha yakın? Eksi 180. O zaman cevabımız eksi 180. Tamam? Denkleme sağlayan en büyük negatif kök eksi 180'miş. Anlaştık mı? 244. Bu ne lan? Kabir azabı gibi bir soru. Cos kare x Çözüm kümesini bulunuz. Tamam? Aa çakal bak. iki kökücü buraya almış. Ben bunu Bununla yer değiştirirsem yani burayı kök 3 çarpı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x diye yazarsam şuranın sin 2x olduğunu görüyorsun değil mi? Bak burada da kos kare ve 3 sin kare var. Bu kos kareden kurtulabiliriz. Nasıl kurtulabiliriz biliyor musunuz? Şimdi göstereceğim sana. Kos kare x artı kök 3 çarpı e, sinüs 2x oldu orada. Şimdi buraya dikkat et bir şey yapacağım burada. Sin kare x artı 2 tane Sin kare x eşittir 1. Ne yaptın hocam? 3 tane sin kareyi sin kare artı 2 sin kare diye yazdım. Çünkü cos kare artı sin kare 1. Bak cos kare ile sin karenin toplamı 1. Karşıda da 1 var. Demek ki bunlar birbirini götürüyor. Tamam mı? Buradan ne oluyor? Ee, köküç çarpı sinüs 2x artı 2 tane sin kare x eşittir 0 oluyor. Hmm. Peki. Peki. Hiç kapamasam mıydık orada? Sinüs parantezine mi alsaydık? Ne diyorsunuz? Yani başka çare yok gibi duruyor. Sanki bu sinüsü tekrar açacağız arkadaşlar. Mecburen. Şöyle diyeceğiz. 2 kök 3 çarpı sin x çarpı cos x. Orada bir heyecana geldik. Gaza geldik. Topladık ama hiçbir şey gelmedi. Artı 2 tane sin kare x eşittir 0. Şimdi sinüs x parantezini alacağız. Sinüs x parantezinde 2 kök 3 kosinüs x kaldı ilkinden. İkincisinden de 2 iki duruyor. Sinüsün bir tanesi gitti. Sinüs x kaldı. Hatta 2 sinüs parantezini alalım. 2'ler de gitsin. 2 tane sinüs x parantezinde kök 3 kosinüs x artı sinüs x eşittir 0. Şimdi bunu 0 yapan değer ve bunu 0 yapan değer. Bunu 0 yapan değer 2 sinüs x 0 ise sinüs x 0'dır. Sinüs x'i 0 yapan değerler 0 derece ve 180 derecedir. Bu zaten belli. Artı 360 k. Çözüm kümesi soruyor. Artık yazalım o zaman. X eşittir 0 artı 360K. Bir de X eşittir 180 artı 360K. Buraya geldik. 0 eşitliyorum. Kök 3 çarpı kosinüs X artı sinüs X eşittir 0. Bu tarafa atarsam köküç 3 çarpı kosinüs X eşittir eksi sinüs X geldi. Tamam mı? Her iki tarafı kosinüse bölersem buraya kosinüse buraya kosinüse kök 3 kalır burada. Burada da eksi sin bölü kos yani eksi tanjant x kalır. Eksiyi de karşı tarafa geçirdiğim zaman tanjant x eşittir eksi kök 3 kalır. Tanjantın eksi kök 3 olduğu yer. Eksi kök 3 demek önce kök 3 olduğu yeri düşün. 60 derece. Onu ikinci bölgeye taşı. 120 derece. Yani tanjant x eşittir. Tanjant 120'yi çözeceğiz. x eşittir. 120 artı 180 K. tanjantlar böyle çözülüyordu hatırladın mı? E, 180 K ise K'ya e, bitti soru bitti. Bize çözüm kümesini soruyor. Bir aralık vermemiş şu 3 tane denklemin e, bir süslü parantezde yazılışı bizim çözüm kümemizi oluşturacak. Her 0-2P aralığında deseydi 180-0-120 bir de 300 olurdu. Ya da 180 arasında deseydi 0-180-120 olurdu. Artık soru ne soruyorsun? Önemli olan buraya kadar getirebilmek. Tamam mı canlarım? 245 ile beraber trigonometrinin konu kısmını nihayet vatana millet hayırlı olsun noktalıyoruz. 0-2 pi aralığında kaç kökü vardır diyor. Şimdi bak kökü çarpı kosinüs kare x bu bir dursun. Şunu gördüm ben heyecanlandım. Sinüs 2x yerine 2 tane sinüs x kosinüs x yazınca şu dallamayla şu dallama gitti. Yani burada eksi 1 artı kökü sin x kos x artı sin kare x eşittir 0. Şimdi çarpanlara ayırması iyi olanların bir ellerini göreyim. Buradaki çarpanlara ayırmayı görebiliyorsan sen kralsın. Bak. Görürsün aslında kök 3 var kök var. Burayı kök 3 kosinüse kosinüs diye ayırıyorum. Burayı eksi sinüse eksi sinüs diye ayırıyorum. Çapraz çarptığım zaman eksi sin kos kök eksi sin kos. Yani sin kos parantezinde eksi 1 eksi kök 3. Yani eksi parantezinde 1 artı kök 3. Yani çarpanlarına böyle ayrılabilir. Böyle ayrılırsa bu şu da anlama gelir. Kök 3 çarpı kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x eksi sinüs x. Eşit midir sıfıra? Buradan arkadaşlar kök 3 çarpı kosinüs x eşittir sinüs x'ten. Her iki tarafı kosinüse bölersem tanjant x eşittir kök 3 gelir. Buradan da kosinüs x eşittir sinüs x gelir. Arkadaşlar diyor ki 0 ile 90 derece arasında tanjantın kök 3 olduğu değer nedir diyor 60 derece. 0 90 derece arasında sinin kosa eşit olduğu değer nedir diyor soruyor 45 derece. O zaman bu aralıkta 1, iki tane kökü vardır bu denklemin. Anlaştık mı? Anlaştıysak trigonometrinin konu kısmı Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet güzel bir trigonometri serüveniydi e, konu anlatımı için ama Eficinado testlerinde bunu taşlandıracağız emin olun her şeyi kullanacağız. Bazen bazı sorularda trigonometrik denklem toplam fark yarım açı esas ölçü hepsini kullanacağımız sorular gelecek ama önce benim senden istediğim bir şey var. Göstereceğim şimdi. Şimdi videonun açıklama kısmına şöyle bir PDF bıraktım. Ee, burada 7 tane soru var. Sonra toplam farktan devam ediyor. Bu birin trigonometrinin birinci kısmı, bu da ikinci kısmı ile ilgili. Burada da toplamda 14 soru var. Toplamda 21 tane soru var. Bizim video ders kitabımız içindeki sorulardan oluşuyor. Ama her konudan var. Mesela işte esas ölçüden var, birim çemberden var, birim çemberde alandan var, en büyük en küçüklerden var, dik üçgende trigonometrik oran bulmadan var, özdeşlik var, bölgeler işaretler var, toplam fark var, indirgeme var, kosinüs teoremi var, sinüs teoremi var, ee, toplam farkın şey uygulaması var, şekil uygulaması var, arklar var, sadeleştirme var, trigonometrik denklem var, her şey var yani. Bu sana genel bir özet yaptıracak. Burada ki zor sorularından koydum temel tanım testlerinde. Öyle kolay sorularından koymadım. Bunun içinden rahatlıkla çıkabildiğini düşünüyorsan bir iki bakmayla da olsa ya da ya hatırlıyorum ama bir a, diyorsan ama çözüme bir şekilde ulaşıyorsan trigonometri sende olmuştur. Ha şöyle e, ben bunu çözmeyeyim hocam. Zaten çözdüğüm şeyler ben ezberlemişimdir zaten. Aklımda kalıyor diyorsan kendi soru bankandan da al, açıp bir genel tekrar testi çözerek trigonometriyi tekrar etmelisin. Mutlaka testinden önce bir genel tekrar yap ki orada şu neydi bu neydi diye bir sorduğum zaman zaman tak diye videoda cevap verebil. So, kalma yani neydi o ya o açılımı neydi o neydi bu neydi diye takılma tamam mı? Bugün harbi terledim yani. Ee, büyük ihtimal hasta oluyorum. Hayırlısı neyse olmasını dilerim ben açık konuşmak gerekirse. Hani e, vücudumdaki virüslere sesleniyorum. Bizi yıldıramazsınız. Onu söyleyeyim yani. Biz e, YKS 2022 yani içinden geçmeyi andışmışız deyip yarın hastanelik oluyor. Değil mi? Virüsle şey yapılmaz. Virüsle aşık atılmaz. Ee, o zaman 12. trigonetin 12. gününden kampımızın da unuttum kaçıncı gün olduğu kampımızın 37. gününden hepinize selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi ve öpücüklerimi gönderiyorum. Ponçikler. Yani böyle ponçikler falan diyorum size ama mesela bizi KPSS'ye hazırlanan bir Hidayet abi var. O da izliyor mesela. Böyle Böyle izliyor böyle. Ponçiklerin falan deyince adamın bir morale bozuluyor. Ne ponçiği falan diyor. Mert Hoca e, direkt kanalı engelliyor. Öyle şeyler de olabilir ama severim sizi biliyorsunuz ki. 38. günde trigonometre efişinado testi part 1'de görüşmek üzere. Alayınızı seviyorum. Hoşçakal.